Ve vatandaş olarak diyoruz ki PKK mecliste olamaz. PKK ile işbirliği yapan ve onun suçlarına ortak olan milletvekilleri kesinlikle dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır diyoruz. İki, HDP kapatılmalıdır diyoruz. HDP kapatılmalıdır. HDP'yi kapatmadan siz sonuna kadar başarılı olamazsınız. Bölücü terör örgütü yasal parti olarak bir yandan burada toplanıyor. Onlara adam buluyor, militan gönderiyor, erzak gönderiyor, lojistik destek yapıyor. Hatta ne oluyor? HDP'nin belediye başkanlarının kamyonlarında PKK'ya erzak götürüldüğü ortaya çıkıyor. Böyle bir yasal parti oluyor. Çözüm dediğimiz gibi üretim ekonomisinde ve vatan bütünlüğünde Türkiye cephesinde hepimizin birleşmesinde. Burada vatan partisi hiçbir ayrım yapmıyor. Hiç ön yargısı yok. Sen geçmişte şudur, sen geçmişte budur, sen geçmişte budur. Böyle ön yargılarımız yok. Bugün vatanın bütünlüğü için neredesin? Bu soru önemli. Hendeyin hangi tarafındasın? PKK tarafında mısın? Yoksa Hendeyi gömen, onları Hendeye gömen Mehmetçik'le beraber. Biz Mehmetçik'le beraber olalım. Peki efendim, bu anlamda özür dilerim. Karşılıklı şey yapmak anlamında değil. Bir zamanlar Putin Erdoğan'ı adam gibi adam yakıştırmasını yapmıştı. Ki aralarına demek ki bir şeyler geçti, evet, ki. Doğru. Ondan sonra adam gibi adam oldu. Çok özür dilerim. Kaka adam. Evet. Yani şimdi yani bir anda ülkeler arasındaki çıkar ilişkilerinden dolayı bunlar olabiliyor. Yani ebedi dostluk da olmaz, ebedi düşmanlık da olmaz. Çok doğru. Şimdi biraz önce şeye verirken bu Can Dündar ve Gül'ün MİT tırlarıyla ilgili olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelik bir kasıtlı bir davranış mı, yoksa bir gazetecilik olayı mı? Bu konuda ülke ikiye bölünmüş durumda. Şimdi bakın, bizim Suriye'ye terör ihracını milli bir hedefle izah etmemiz mümkün değil. Yani Can Dündar benim tasvip ettiğim bir gazeteci değil, onu söyleyeyim. Yani onun siyasi fikirlerini doğruluyorum, ayrı mesele. Ama MİT tırlı, o PKK'yı birçok konuda destekliyor, Cumhuriyet Gazetesi, onu da görüyoruz. Fakat burada MİT tırları başka bir olay. MİT tırları nedir? Suriye'ye bir takım donatım, mühimmat, teçhizat, çubuk gönderdi. Kime gönderdi? Niçin? Yani bizim Suriye'de terörü örgütlemek ve desteklemek diye bir milli hedefimiz olabilir mi? Bayın Bucak Türkmenleriydi ya. Bakın şöyle, bunlar o bizi aldatmak için uydurulan şeyler. Sonuç itibariyle siz ne yapıyorsunuz? Suriye'yi ateşe veriyorsunuz. Şimdi siz bu evde oturuyorsunuz, komşunuzun evini yakıyorsunuz. O ateş size gelecek. Gelmedi mi şimdi? Yani Suriye'de bayır bucak Türkmenleri diye bir mesele yok ki. Suriye'de Amerika kalktı, terör örgütledi ve o ateşi yaktı. Eğer Türkiye başından Suriye ile beraber olsaydı, ne bayır bucak Türkmeni meselesi olurdu, ne başka bir mesele olurdu. Ve siz bir kere etnik ayrılıklarda mevzilenirseniz, işte bayır bucak Türkmenleri, Kürtler, Şiiler, Aleviler, Sünniler derken üç parça Suriye çıkar. Üç parça Suriye çıkınca da buradan iki parça Türkiye çıkar. Bakın, üç parça Türkiye'nin, Suriye'nin, Suriye'nin bir parça Türkiye. Suriye bölünürse Türkiye bölünür. Irak bölünürse Türkiye bölünür. İran bölünürse Türkiye bölünür. Türkiye bölünürse oralar bölünür, Türkiye bölünürse Rusya'da bölünür. Yani burada bu ülkelerin bölünmesi arasında bir ilişki var. Birini böldünüz mü öbürlerinde de bölünme tehlikesi çıkar. Öyle olmadı mı? Irak'ı böldüler, yukarısında bir Barzanistan kurdular. Yangın sıçrıyor. Sıçrıyor. Mesela şu cam çatladığı zaman ne oluyor? O çatlak bir çizgi çekseniz, burası Türkiye sınırıdır deseniz, o çatlağı, o çizgi tanımaz. Çatlak o çizgi de geçer gider. Bakın, bu Yugoslavya'da da başladı. Yugoslavya'yı gördüler. Şimdi Türkiye öyle bir şey ki, Anadolu. Türkiye'de hepsi var. Balkanlarda olan, Kafkaslarda olan ve güneyimizde olan bütün kavimlerin serpintileri bizim Anadolu'muzda var. Anadolu'nun en önemli özelliği. Onun için buralarda bir bölünme başladı mı, Türkiye'de de o sirayet eder, ulaşır Türkiye'ye. Çünkü biz sonuç itibariyle büyük bir